Allah'ın kuluna kurduğu en büyük tuzak, biliyorsunuz Allah'ın tuzağı var ve Allah bazı kullarına şaşırıyor. Efe eminu mekrallah diyor. Onlar Allah'ın tuzağından emin mi oldular? Yani hiçbir insan Allah'ın tuzağından emin olarak yaşayamaz. Acaba Allah benim ayağımı kaydırır mı? Acaba Allah benim kalbimi mühürler mi? Acaba Allah masiyetlerim sebebiyle beni nefsimle baş başa bırakır mı? Bunlar Allah'ın kuluna kurmuş olduğu tuzaklardır. Peki Allah'ın tuzakları içerisinde en tehlikeli olan hangisidir? İstidraçtır. İstidraç. İstidraç ne demektir? Lugat anlamı itibariyle istidraç, insanın derece derece, adım adım, yavaş yavaş helaka çekilmesi demektir. Dereceden geliyor zaten. İstidraç da onun talep edilmesidir. İstilah olarak istidraçtan kastedilen nedir? Zahiren nimet gibi görünen şeyin insan için helak vesilesi olmasıdır. Yani mesela düşün, diyelim ki biz bir ilim talebesiyiz. Hepimiz ilim talep ediyoruz. Bu ilmin sürekli bize ne yapması lazım? Bizi çekip çevirmesi lazım. Bunlardan biri de tevazumuzu, ahlakımızı, edebimizi, Allah'a olan korkumuzu artırması lazım. Düşünün mesela kişi ilim öğrendikçe Allah'ın yolundan sapıyor ve Allah'ın yolundan saptırıyor. Masiyetlere meylediyor mesela. Bu ilim onu hiçbir şekilde hakka yönlendirmiyor. Şimdi bu adam diyebilir mi ki Allah bana lütfediyor. El-Alim isminin benim hayatımdaki tecellisi Allah bana ilim veriyor. Böyle desen ne olmuş olur? Kulluğun fıkhından hiçbir şey anlamamış olur. Hakeza mülk sahibi insan da böyledir. Yani sen düşün işte Allah'ın sana verdiği o zenginlikle, o genişlikle normal insanların işlediği günahlardan çok daha farklı günahlar işliyorsun. Peki bunu nasıl yapıyorsun? Allah'ın verdiği mülkle yapıyorsun. Yani o parayla, o imkanla bunu yapıyorsun. Sen diyebilir misin Allah beni seviyor. Allah bana El-Melik isminden kendi hazinelerinden benim önümde açmış açabildiği kadar. Böyle düşünürsen sen kulluktan hiçbir şey anlamamışsın demektir. Allah seni bir kerede değil, hissetmeyeceğin şekilde, son noktaya gelişini fark etmeyeceğin şekilde Allah seni helak etmek istiyor. وَسَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْلَمُونَ Onları hiç bilmedikleri yerden derece derece azaba çekeceğiz. Niye? وَاُمْلِي لَهُمْ Ben onlara müddet veriyorum. اِنَّ كَيْدِي مَتِينَ Benim tuzağım çok çetindir diyor Allah Azze ve Celle. Yani kul benim ona tuzak kurduğumu fark dahi edemez. Onun için bu umumi bir şey. Bu zikretmiş olduğum şey. Hem mülk için geçerli, hem mülkün dışındaki bütün cemal isimleriyle alakalı geçerli olan bir şey.